Programcısı ve tarihçi Ayşe Hür ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Sayın Ayşe Hür, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle isterseniz 30 Ağustos'un neyi temsil ettiği ile ilgili başlayalım. Bugünkü programınızda da zannedersem bu konuya değineceksiniz ama kısaca burada seyircilerimizle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz o resmi tarihe göre 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması ile 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınması, yani istirdat denilen olay arasındaki dönem resmi tarihçiler tarafından 7 düvele karşı verilmiş Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Harbi diye anılıyor. Evet. Ben bu döneme Türk Ulus Devleti'nin kuruluş dönemi anlamında milli mücadele dönemi diyorum. Bu hikaye içerisinde resmi tarihçiler açısından 26 Ağustos ve 30 Ağustos arasındaki büyük taarruz, askeri zaferin nihayet son aşamasının yaşandığı bir tarih olarak çok önemseniyor. Halbuki daha sonra biliyoruz ki 1 Eylül tarihinde Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermesinden de görüldüğü gibi henüz askeri zafer de bu tarihte tamamlanmış değil. Hı hı. Bu açıdan ben çok fazla vurgu yapmam bu döneme çünkü askeri karşılaşmalar, çarpışmalar bu tarihçe içerisinde bence özgül ağırlığı en az olanlardır. Esas çatışmalar hem politik arenada geçmiştir, diplomasi alanında geçmiştir. Büyük devletlerin arasındaki çatışmalardan yararlanarak yapılan anlaşmalar, işte mütarekeler vesairelerle ama daha da ağırlıklı olarak iç düşman diye tanımlanan isyancılara karşı verilmiştir askeri mücadele. Bu bağlamda 30 Ağustos tarihi elbette askeri anlamda bir anlamı vardır ama bu büyük süreç içerisinde çok çok altının çizilmesi gereken bir tarih değildir bence. Ama bugün son dönemde daha doğrusu askeri hareketlilik içerisinde sürekli çevreye yönelik harekatlar, müdahaleler esas alan bir siyasa güden iktidar açısından da Kemalist işte çevreler veya ulusalcılar açısından da öyle çıkarıldığını görüyoruz. Dediğim gibi onların muradı muhtemelen başka. Peki, ile örtüşen bir şey değil. Evet. Buyurun. Bir yandan da alternatif olarak Malazgirt ön plana çıkarılıyor ve bu paralel ya da alternatif yazım çalışması diyelim ya da çabası iktidarın neyi temsil ediyor? Evet, iyi hatırlattınız. Gerçekten Malazgirt'te bir başka savaş. Bizim tarih yazıcıların sürekli silah elde, kılıç elde yapılan savaşları tarihin en önemli aşamaları olarak görüyorlar. Halbuki biraz önce anlattığım gibi bunun dışında savaş verilen alanlar da var. Ama Malazgirt özellikle Türklere Anadolu'nun kapısını açan savaş diye tabir edilir ki bu da kesinlikle doğru değildir. Selçuklu ordusunda Türk olmayan pek çok unsur olduğu gibi evet. Kürt, Farisi, Süryani vesaire. Bizans ordusunda da bugün Türk diye resmi tarihçilerin tarif ettiği peçenekler, uzlar, kumanlar gibi unsurlar vardır. Yani savaşta Türkler ve Türk olmayanlar arasında geçmemiştir. Tamamen o dönemin siyasası içerisinde çeşitli kültürlerden, etnisitelerden oluşmuş bir kısmı paralı asker, bir kısmı ganimet elde etmek için o şeylerin güçlerin etrafında toplanmış silahlı birliklerin kapışmasıdır. Ve 1071'de Anadolu'da işgal edilmeye başlanmamıştır. Ondan sonraki asırlara ilişkindir Anadolu'nun Orta Asya'dan gelen Türkiye kavimler tarafından iskan edilmesi. Hatta savaş sonrası Alparslan hemen geri dönmüştür. Çünkü onun esas meselesi Memluklarlıdır. Ve o Malazgirt Savaşı'nın da arkasını sağlama almak için yapmıştır. Biraz da Bizans İmparatorluğu'nun kışkırtmasına kapılarak. Ama dediğim gibi Anadolu'ya girmemiş, geriye dönerek Mısır'a ve Orta Asya'ya doğru gitmiştir. Sonuçta iktidar 30 Ağustos gibi bir başka silahlı savaş şeyine talihsel
tarihin o dönemini öne çıkararak bugünkü siyasalarına bir parça işte ideolojik destek vermek, duygusal destek vermeyi hedefliyor diye düşünüyorum. Savaşları model alarak tarih yazımı esas alınırsa ve siyasalar sürekli savaşla yürütülmek istenirse bundan doğrusu çok iyi bir şey çıkmadığını tarih bize gösteriyor. Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı insanlığın en çok acı çektiği, milyonlarca insanın öldüğü, yaralandığı, sakat kaldığı ve coğrafyasının dümdüz olduğu, sanayinin, kültürünün işte bütün değerlerinin imha olduğu dönemler. Açıkçası ben bu siyaset biçimini hiç desteklemiyorum. Çok tehlikeli görüyorum ve uyarıyorum toplumu da bu anafora kapılmamaları için. Çok teşekkürler Sayın Hür, verdiğiniz bilgiler ve paylaştığınız yorumlar için. Bu akşam Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın'la Tarihin Peşindeyi Artı TV'de izleyebilirsiniz. Burada da hatırlatalım ve Haber Aktüel'e devam edelim.